İzmir'in ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınması için çalışan İzmir Kalkınma Ajansı, bugüne kadar 9 mali destek programıyla 471 projeye 138 milyon lira kaynak aktardı. Bu programlardan Teknolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek Programı'yla 29 projeye 13.2 milyon lira destek verdi. Programın uygulama süresi sonunda 196 yeni personel istihdamı, 16 üniversite sanayi işbirliği ve 72 yeni ürün geliştirilmesi sağlandı. Şirketimiz Faz Elektrik Anonim AŞ, İzmir Kalkınma Ajansı'nın sağlamış olduğu teknolojik desteklerle iki büyük yatırıma imza atmıştır. Bu yatırımlardan bir tanesi otomatik talaş kaldırma metoduyla balans alma cihazıdır. İkinci büyük yatırımımız ise şu an yanımda görmüş olduğunuz kolektör tornasıdır. Yapmış olduğumuz bu yatırım ile hem ürünlerimizin kalitesi çok ciddi bir şekilde Avrupalı ve dünyadaki diğer müşterilerimize hitap edebilir hale gelmiştir. Bununla beraber günlük imalat adetlerimizde %50'yi aşan bir artış söz konusu olmuştur. ...2001 yılında şu anda üretmiş olduğumuz yağ pompa mili üretimine başladık. Bu 2000 yılında başladığımız bir yağ pompa mili. Bu da 2011 yılından sonra yapılan ve kullanılan yağ pompa mili. Bunu üretecek olan tezgahlar da çok farklı ve yüksek teknoloji üretim tezgahları olması gerekiyordu. Ve biz o andan itibaren düşüncelere başladık. Nasıl yapabiliriz? Hangi tezgahları yapabiliriz? Yaklaşık bir yıl ya da bir buçuk yıl sonra da İSKA'nın projesi gündeme geldi. Bu projeyle ilgili şu anda 5 personel takviye aldık. En azından bir 5 kişi daha işe alacağız daha. Uçak motorlarında kullanılan dönem parçalar dünyadaki talaşlı mühatın en zor yapılabildiği parçalardır. Bu tür parçalar genelde kritik parçalar olduğu için Türkiye'de imal edilmesi çok büyük önem arz etmekte. Bu konuda İzmir Kalkınma Ajansı bizi desteklediği için bu tür parçaların artık her türlü imalatını Türkiye'de yapabilir duruma geldik. Şirketteki çalışan sayımız 18'di. Daha çok bir Ar-Ge şirketiydik. Şu anda 32 kişiye ulaştık. Giderek de güçlenmekteyiz. Gücümüz arttıkça da yeni makineler ve yeni yatırımlarla da büyümeye devam edeceğiz. Bu yatırımla otomatik tepsi böreği hattı aldık ve el değmeden börek üretimini gerçekleştirebiliyor duruma geldik. Biz ürünleri şok odalarında, şok tünellerinde 12 saatte dondururken IQF yatırımıyla yarım saatte -20 derecede börek ve pizzayı üretebiliyoruz. Mavi yaka personel sayımız 65 iken 85'e çıktı. Üretim kapasitemizde %100 pizza ve milföy için arttırmış olduk. Biz lezzette geleneksel böreği hedefliyoruz ama üretim teknolojisi ve hijyen açısından belki de evden daha hijyen şartlarda üretim sağlayabiliyoruz. Rabrokim yani bu projeyle kazandığı en büyük olay yeni pazar, yeni müşteriler ve özellikle de ihracat anlamında bize büyük katkılar sağlaması oldu. Projemizin hayata geçmesiyle üretim kapasitemiz arttı. Üretimin kapasitemizin artmasıyla birlikte yeni eleman ihtiyacı duydu. Ama mavi yaka, ama beyaz yaka anlamında da şirketimize artı büyük katkıları oldu. Ülkemiz bor kaynakları açısından çok zengin. Hatta dünyanın en büyük rezervine sahip. Bizim bu projedeki amaçlarımızdan bir tanesi de
yurdumuzda üretilen borun kullanılması, onun ekonomiye daha katkılı, katma değerli bir ürün haline getirilmesi. Elimde gördüğünüz malzeme bizim proje ile birlikte yaptığımız yatırımdan çıkan bir ürün. Bu malzemeyi biz arkamda gördüğünüz elektrik arp ocağıyla üretiyoruz. Bu proje sayesinde bu ekipmanla daha ileride yeni bazı bor esaslı ürünlerin üretilmesi de mümkün. Nikel bor üretimi İstanbul Teknik Üniversitesi Malzeme ve Metalurji Mühendisliği'nin bir akademik çalışmasıydı. Bu projeyi İzmir Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle sanayiye aktardık. Ateş Çelik olarak 2007 yılında üretim yolculuğuna başladık. Bu yenilenebilir enerji kaynakları teknolojilerine bir hibe programı açılmıştı. O programa müracaat ettik. İSKA'nın destek programında burada ultrasonik kaynak ölçüm cihazları laboratuvarı kurduk. Arkamızda gördüğünüz kaynak da daha üretime devam etmeden yapılan kaynağın doğruluğu testi hemen yapılabilir hale geliyor. Sürecimizi hızlandırdı. Testimiz 2012 yılında üretime başladı ve bugün de dünyanın önünde gelen rüzgar türbin üreticilerinin kulelerini imal eder hale geldik. İSKA'nın sayesinde kurmuş olduğumuz laboratuvar ve kendi yapmış olduğumuz know-how sayesinde Türkiye'deki şu anki dijital mürekkep üreten tek üreticiyiz. Bizim üretime başlamamızdan önce bütün dijital baskı mürekkepleri ihtiyacı ithalatla karşılanıyordu. Bizim piyasaya girmemizle beraber biz bu açığı, ithalat açığını kapatmaya başladık. Ve hedeflerimiz arasında İran ve Mısır gibi ülkelere de ihracat yapmak var. Eğer biz İran pazarındaki bu yapmış olduğumuz üretimlerden, pilot üretimlerden başarılı çıkarsak ihracatımızı da %10'lardan %22 sene içerisinde yükseleceğini hedefliyoruz. Hem Ar-Ge'mizin gelişmesi, hem ithalatı durdurmak, hem ihracatımızı arttırmak adına İSKA'nın desteği bizim için çok kıymetli ve çok önemli.